Hatay I.N. Belen ilçesinde 16 Temmuz'da ateş yakarak bahçe temizliği yaparken, orman yangınına neden oldukları iddiasıyla iki kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkisinde 16 Temmuz'da çıkan ve 120 hektarlık alanı etkileyen orman yangını ile ilgili soruşturmayı yürüten İl Jandarma Komutanlığı ile Belen ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki kişinin ateş yakarak bahçe temizliği yaparken orman yangınına sebep olduğunu tespit etti. Hatay İN Belen ilçesinde 16 Temmuz'da ateş yakarak bahçe temizliği yaparken, orman yangınına neden oldukları iddiasıyla iki kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkisinde 16 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında çıkan, 120 hektarlık alanı etkileyen ve bugün kontrol altına alınabilen orman yangını ile ilgili soruşturmayı yürüten İl Jandarma Komutanlığı ile Belen ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki kişinin ateş yakarak bahçe temizliği yaparken orman yangınına sebep olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğer ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yumaklı, orman teşkilatı ve diğer kurumların çalışanlarına teşekkür etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi. Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Belen'deki yangını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Yumaklı, Hatay Belen'deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler. Yeşil Vatan size minnettar ifadelerini kullandı.